Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe Grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuz gelsin. Önce psikoloji sorusuyla başlıyoruz. Bilinç, bilinçaltı ve dikkat konusuyla ilgili bir soru. Metinden yola çıkarak Şamal'ın sorulara cevap verebilmesini sağlayan zihin düzeyinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? Slumdog Milyoner filmi, kenar mahallede yaşayan Jamal isimli bir gencin Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada büyük ödül kazanmasını konu ediniyor. Jamal bütün sorulara tek tek doğru cevaplar vererek hem milyoner oluyor hem de bir anda halk kahramanı haline geliyor. Ancak bundan sonra işler onun için kötü gitmeye başlıyor. Çünkü onun hile yaptığını iddia edenler oluyor ve soruşturma geçiriyor. Sorgu sırasında polislerle birlikte izleyici olarak biz de öğreniyoruz ki her bir sorunun cevabı aslında Jamal'ın yaşamış olduğu acı tecrübeler ve travmatik çocukluk anıları ile ilgili. Ancak Jamal bile öğrendiği bu bilgilerin farkında değil. Ta ki yarışmaya katılıp bunlar üzerine düşünene kadar. Evet, bakalım seçeneklere. A. Bilinç. Bilinç, bireyin kendisinin etrafının çevresinde olanların olup bitenlerin farkında olma durumudur. Tam bir farkındalıktır. Fakat parçada ne dedi? Jamal yarışmada sorulana kadar bu bilgilerin farkında olmadığından söz etti. O halde bilinç olduğunu söyleyemeyiz. Bu düzeyin bu seçeneği eleyebiliriz. B. Bilinç öncesi. Bilinç öncesi, bilinçle bilinçaltı süreci arasında bir köprü görevi görür. Bilinç henüz bilince çıkmamış fakat doğru ipuçları verildiğinde, doğru sorular sorulduğunda kolayca gün yüzüne, su yüzüne çıkarılabilecek bilgileri ifade eden, bu bilgilerin bulunduğu alanı ifade eden bir kavramdır. Parçada da tam olarak bundan söz edildi. Parçanın sonunda ne dedi? Kendisi bile kişinin farkında değil bu bilgilerinin ta ki yarışmada sorulup ortaya çıkana kadar. O halde hangi bilinç düzeyi olduğunu söyleyebiliriz? Bilinç öncesi doğru cevabımız. Diğer seçeneklere de bakalım. C. Bilinçaltı. C. Bilinçaltı ise bireyin farkında olmadan duygularını, davranışlarını etkileyen, bastırdığı duyguların depolandığı alandır. Bu parçada söz edilen durum bu değildir. D. Dikkat. Dikkat bireyin bir konuya, bir şeye tam olarak odaklanma, yoğunlaşma durumudur. Parçada buna dair de bir açıklama bulunmuyor. Bu seçenek de olamaz. E. Güdülenme. Güdülenme süreci ise bireyin bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak bireyin bu ihtiyacını doyurmak, karşılamak için harekete geçme sürecini ifade eden bir kavramdır. Ki parçada anlatılanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir sosyoloji sorusu kültür konusuyla ilgili. Bu açıklamadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar bayram kutlamalarında, düğün törenlerinde, cenaze merasimlerinde bir araya gelirler. Bir yandan acılarını ve sevinçlerini paylaşırlar, bir yandan da genç nesillere birlikteliğin önemini yaşatırlar diyor parçada. Evet, seçeneklere bakalım. A. İnsanları, acıları ve sevinçleri sosyalleştirir. Evet, acıların, sevinçlerin insanları bir araya getirdiğinden söz etti. Fakat en kapsamlı yargı olabilir mi parça için? Olamaz. Diğer seçeneklere bakalım. B. Kültür toplumsal bütünleşmeye katkı sağlar. Burada verilen örnekler bayram kutlamaları, düğün törenleri, cenaze merasimleri her biri birer kültürel öğedir. Bunlar toplumun bir araya gelmesini, bütünleşmesini, beraberliğini sağlar. Parçada da birlikteliğin önemini bunlar aracılığıyla genç nesillere aktarıldığından söz edildi. O halde B seçeneğindeki toplumsal bütünleşmeye katkı sağlar ifadesi doğrudur. En kapsamlı yargı olabilir. Diğer seçeneklere de bakalım. C. Toplumsal değişme idealist bakış açısıyla gerçekleşir. Parçada toplumsal değişmeden ya da buna dair idealist bakış açısından hiçbir şekilde söz edilmedi. Bu seçeneği eleyebiliriz. D. Kültür benzerliği dayanışmayı sağlar. Burada kültür benzerliğinden ziyade kültürel özelliklerin bütünleşmeye katkısından söz edildiği için bu kapsamlı bir yargı olamaz. E. Her toplum kendi kültürünü yaşatır. Burada farklı toplumların kültürünü yaşatmasına dair bir açıklama yapılmadı. Evet, kültürün diğer nesillere aktarıldığından söz edildi ama bu yeterince kapsamlı bir yargı değil parçayı açıklayabilecek. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Mantık sorusu, ayrık öncülü kıyas konusuyla ilgili bir soru. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi? Ayrık öncülü kıyasa örnek gösterilemez. Olumsuz bir soru kökü, buna dikkat ediyoruz.
Aylık öncülü kıyaslarda birinci öncülü meydana getiren önermeler birbirine veya ya da eklemleriyle bağlanmışlardır. İkinci öncül birinci öncülün bileşenlerini onaylar ya da onaylamaz. Buna dikkat ederek seçeneklerimize bakıyoruz. A. Zeynep Esmer veya Kumral'dır birinci öncülümüz. Zeynep Esmer'dir. Bakın ön bileşen onaylanmış burada. O halde Zeynep Kumral değildir. Art bileşen ise onaylanmamış. Devam edelim. B. Zeynep Esmer ya da Kumral'dır. Birinci öncülümüz Zeynep Kumral'dır. İkinci öncül Zeynep Kumral'dır ifadesi art bileşen onaylanmış. O halde Zeynep Esmer değildir ifadesinde ise ön bileşenimiz onaylanmamış, değillenmiş gördüğünüz gibi. Bu nedenle ayrık öncüllü kıyastır. C. Zeynep Esmer ya da Kumral'dır. Zeynep Kumral değildir diyor. Yine art bileşenin onaylanmadığı bir durumla karşılaşıyoruz. O halde Zeynep Esmer'dir dediğimizde de ön bileşenin onaylandığını görüyoruz. Bu da ayrık öncülü kıyası örnek olarak gösterilebilir. D. Zeynep Esmer veya Kumral'dır. Zeynep Esmer değildir diyor. Birinci öncül onaylanmıyor bu kez. O halde Zeynep Kumral'dır diyor. İkinci öncülün onaylandığını görüyoruz. Bu da ayrık öncülü kıyasa örnek olarak gösterilebilir. E seçeneğine baktığımızda Zeynep Esmer veya Kumral'dır. İkinci öncül ne diyor? Zeynep Esmer değildir diyor. Birinci öncül onaylanmamış, reddedilmiş. O halde Zeynep Kumral değildir diyor. İkinci öncül art bileşen olan Kumral ifadesi de onaylanmamış. Her ikisinin de reddedilmesi söz konusu değildir. Birinden birinin onaylanması gerekir ayrık öncüllü kıyasta. Bu nedenle bu örnek olarak gösterilemez. Hatalı kurulmuş bir kıyastır. O halde doğru cevap E seçeneği. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu soru 2018 yılında AYT sınavında çıkmış bir soru. Yukarıdakilerden hangileri kültür kavramı ile ilişkilendirilebilir diyor. Kültür neydi? Bir toplumun geçmişten bu yana getirdiği maddi manevi öğelerin bütününü ifade eden bir kavramdır. Şimdi bu çerçevede bakalım. Birinci öncülümüz Kuzey Avrupa ülkelerinde görülen kalıtsal Akdeniz anemisi vakalarının Akdeniz ülkelerindekinden az olması. Bakın burada bir hastalıktan söz ediyor. Bunun kalıtsal bir durum olduğuna değinilmiş. Bir durum, bir hastalığın kalıtsal olması kültürle ilişkilendirilebilecek bir durum değildir. O halde birinciyi eleyebiliriz. 2. Modern yaşamdan uzak bir kabilenin dilinde aynı sözcüğün böcek, uçak ve pilot anlamlarına gelmesi. Bakın burada dilden söz etti. Dil kültürün önemli bir parçasıdır. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Bu nedenle kültürle ilişkilendirilebilecek bir öncüldür ikinci öncülümüz. Üçüncüye bakalım. ABD'nin bazı eyaletlerinde erkeklerin selamlaşmak için yanaktan yana öpüşmelerinin yadırganması diyor. Selamlaşma toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık gösterir. Bir başka kültürde olan bir selamlaşma biçiminin yadırganması normaldir. Bu da kültürle ilişkilendirilebilecek bir kavramdır. O halde üçüncü yargıyı da ilişkilendirebiliriz. 2 ve 3'ün bulunduğu seçenek doğru cevabımız D seçeneği.